Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet oluş mekanizmalar açısından birbirinden iki farklı hastalıktır. Tip 1 diyabette pankreasta beta hücresi dediğimiz insülin yapan hücrelerin olduğu bölgede hasar ve harabiyet söz konusudur. Dolayısıyla tip 1 diyabette mutlak bir insülin yokluğu söz konusudur. Tip 2 diyabette ise pankreasın bu bölgesinde insülin yapan hücrelerde bir miktar azalma olsa da mutlak bir insülin yokluğu söz konusu değildir. Ve insülin direnci dediğimiz kavramı tip 2 diyabette daha çok telaffuz ederiz. Dolayısıyla tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet insülinin varlığı ve yokluğu açısından önemli bir fark taşır bu açıdan. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin bu patogenetik farkı yani oluşum mekanizmasındaki fark nedeniyle tedavi yansıması da farklı oluyor tabii ki. Tip 1 diyabette mutlaka insülin kullanmamız gerekirken, tip 2 diyabette ancak bazı özel şartlarda kan şekeri regülasyonu sağlayamadıysak insüline başvuruyoruz. Bu özel şartlardan kastım da kısaca söyleyecek olursak örneğin cerrahi gereksinimi, böbrek problemi, karaciğer problemi gibi durumlar, gebelik gibi durumlar bu durumlarda insülin kullanmak gerekebiliyor. Ya da ağızdan aldığımız ilaçlarla kan şekerini ayarlayamıyorsak bu durumda insüline başvuruyoruz. İnsülinin mutlak bir eksikliği söz konusu değil çünkü. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de bazı istisnaları olmak koşuluyla tip 1 diyabetin bir genç hastalığı olması. Tip 2 diyabetin ise daha çok 40 yaşından sonra daha ileri yaşlarda görülmesi. Yine tip 1 diyabette olmayan bir durum tip 2 diyabet için hiperlipidemi, hipertansiyon, obezite gibi bir takım hastalıkların eşlik etme riski çok daha yüksek tip 2 diyabette. Risk açısından baktığımızda aslında ikisi de kendine özgü riskler taşıyor. Hani birbiriyle karşılaştırmak çok doğru değil. Tip 1 diyabet mi risklidir, tip 2 diyabet mi risklidir diye. Hem tip 1 diyabette hem tip 2 diyabette küçük damar hastalığı ki küçük damar hastalığı da göz, böbrek ve sinir ucu hasarına neden olmaktadır. Riskler artmıştır her iki diyabette de. Ancak tip 2 diyabet için büyük damar hastalığı riskinin daha çok arttığını biliyoruz. Buradan da kastımız büyük damar hastalığıyla kastımız ateroskleroz ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı ve buna bağlı ayak kaybı, ayak yaraları, diyabetik ayak yaraları açısından tip 2 diyabetin çok daha riskli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da önemli farklar var.